Herkese merhaba. Bugün sizlerle iki tane kalıp sabundan 4-5 litre civarı sıvı sabun elde edeceğiz. Bunun için de iki tane kalıp sabun yetiyor arkadaşlar. Siz tabi bu sayıyı arttırabilirsiniz. Ben dediğim gibi internette gördüm. Denemek istedim. Oluyor mu olmuyor mu diye. Bu videoyu da yaparken sizlerle paylaşmak istedim. Tenceremizi suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Ben bunu daha önce dün denedim. Tencere 4 litre civarı falan su alıyor. Suyumuzu doldurduk. Şu an bunu ocağa koyacağım arkadaşlar. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Arkadaşlar bu için gerekli olan sadece su ve sabun. Şimdi kalıp sabunumuzu rendeleyeceğiz. Böyle kaynamaya yakın olduğunda buna rendelemiş olduğumuz kalıp sabunları tencerenin içine atıp karıştıracağız arkadaşlar. Rendelediğimiz sabunları tam kaynamayan suya ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rendelemiş olduğumuz sabunlar eridi. 2 dakika daha karıştırıp bunu kaynatıp ondan sonra soğumaya bırakacağım. Ondan sonra bakalım soğuduktan sonra nasıl bir hal olacak, hep beraber göreceğiz. Şu an sabunumuz olmuş bir şekilde dinlenmeden çıkardık geldik. İnanın bu kadar olacağını tahmin etmiyordum yani olacağını. Gerçekten olmuş bakma yani. Bizim şu an tabi şey tabi bunu bayağı yoğun olmuş ha. Hatta bunu karıştırınca daha mı güzel olur, ne olur? Bu bildiğiniz sabun olmuş arkadaşlar. Gayet de güzel. Arkadaşlar bu kullanımı hazır şu an. Sabunumuz gayet de güzel bir şekilde olmuş. İçinde bir tereddüt yoktu desem yalan olur. Yani şimdi yalan söyleyeyim ama gerçekten olmuş. Şimdi bunu bir de deneyelim arkadaşlar. Sabunumuz gördüğünüz gibi olmuş. Bir de bunu deneyelim bakalım hani sabun işe yarayacak mı? Vallahi arkadaşlar gayet kullanışlı. Temiz. Güzel bir şey. Bu sabunumuzu da şişenin içine boşaltacağız. Muhafaza edeceğiz. Hani gayet güzel ve kullanışlı bir sabun elde ettik. Bu arada bekleme süresi olarak arkadaşlar 4-5 saat bekleyecektim ama dayanamadım. Ben bunu yaklaşık 2 saat falan beklettim. Soğuduktan sonra kendine geldi açıkçası. Ve güzelce çırptıktan sonra bunu arkadaşlar şişenin içine boşaltacağız. Bunun içine boşaltma işinde başka bir pet şişeden yardım alacağız. Tencereden 4 litre sıvı sabun elde ettim. Gayet başarılı, gayet köpürüyor, gayet güzel bir çalışma oldu. Bu tarz videoları denemek istiyorum. Daha farklı neler yapılabilir bunları da araştıracağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.